4. sınıf çalışma soruları 1. kitap Türkçe dersi sayfa 29. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1. soru. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Spor salonuna her gün gitmeye çalışıyorum ama arkadaşlarım da benim gibi düşünüyor. Bu şekilde devam edilemez. Spor salonuna her gün gitmeye çalışıyorum ama gidemediğim günlerde oluyor. Burada ama kelimesi olduğu için arkadaşlar burada gidemediğim günlerde oluyor olabilir. Ama sağlıklı yaşamak istiyorum olmaz. Ama evimiz yeterince yakın bu da olmaz. Burada ama kelimesinden sonra bir olumsuzluk ifadesiyle devam etmesi gerekiyor. Gidemediğim günlerde oluyor. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru yan taraftan devam edelim. Bir metnimiz verilmiş. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bilinen fiziksel özellikleri dışında insan sorar, sorgular, yanıtlar. İnsan bir sözü çok çeşitli biçim ve anlamlarda söyleyebilir. Kısacası insan bir söz ustasıdır. Söz insanın elinde büyük bir güçtür. Sözünü bilmek ise onu nerede ve nasıl kullanacağını bilmektir. Sözden çok fiziksel özelliklerin dikkate alındığına, evet burada bir sözün nereye varacağını düşünerek konuşma var. Sözü insana kuvvet kazandırdığında sözün kuvvet kazandırdığı var. Bir sözün birden fazla anlamda kullanabileceği var. Ancak sözden çok fiziksel özelliklerin dikkate alındığı ile ilgili bir bilgi yok. Buradaki fiziksel özellik bilinen fiziksel özellikleri dışında insan sorar, sorgular, yanıtlar ifadesi var. Cevabımız A şıkkı. 3. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yemek yapmak resim yapmaya benzer. Ressamlar nasıl fırçalarıyla özgün resimler ortaya koyuyorlarsa, aşçılar da çeşitli malzemelerle özgün yemekler yaparlar. Örneğin bir çorba yaparken kullanılacak malzemeler ve çorbanın nasıl sunulacağını önceden bellidir. Dolayısıyla aşçılık da başkalarından çok daha farklı düşünmeyi gerektirir. Evet burada akışı bozan ifademiz 4 numara. Dolayısıyla aşçılık da başkalarından çok daha farklı düşünmeyi gerektirir. Cevabımız D. 4. soru. Bir şiir verilmiş. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? Mini mini dalgalarla kıyılarda gezinmede. Fakat huyu belli olmaz, yaramazdır hem de kurnaz. Kah açılır enginlere, birden coşar tek duramaz. Vapurları sallar durur, sahillere tekme vurur. Burada birden coşar tek duramaz, vapurları sallar durur, sahillere tekme vurur. Burada sahillere tekme vurması deniz ifadesi. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 35. soru. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi avukat için söylenemez? Avukat her akşam iş çıkışında masanın üzerindeki dağınıklığı toplar. Her sabah da saat 8'e çeyrek kala bürosuna gelerek kaldığı yerden dosyaları incelemeye devam ederdi. Evet, bu okuduğumuz yere kadar ne anlıyoruz arkadaşlar? Her akşam iş yerinden çıkmadan önce dağınıklığı topluyor ve sabah da saat 8'e çeyrek kala bürosuna geliyormuş ve dosyalarını inceliyormuş. Belleği çok kuvvetliymiş. Bütün dosyaları ilk görüşte tanır. Duruşmaların nerede kaldığını, neler söylemesi gerektiğini hemen hatırlardı. Dosyaları eline almasıyla bırakması bir olur. Sadece göz gezdirmesi yeterdi. Gayretli, çalışmayı çok seven biriydi. Duruşmalarına tam zamanında giderdi. Burada düzenlidir. Evet, iş çıkmadan önce dağınıklığı toplamasından anlayabiliriz. Dakik olması, sabahleyin gelme saati ve duruşmalara zamanda katılmasından belli. Hafızası güçlü. Burada zaten belli etmiş. Belleği çok kuvvetli diyor. Bu da var ancak seveceğinle ilgili bir bilgi yoktur. Cevabımız C şıkkı. 6. soru. Bu metinden aşağıdaki düşüncelerin hangisine ulaşılamaz? İnsanlar her yerde çöp kutusu olmasına rağmen hala yere çöp atıyorlar. Nereye baksan bir çöp görüyorum. Böyle yaparak sadece çevremize değil, kendi sağlığımıza da zarar veriyoruz. Çünkü çevreyi kirlettiğimizde bu dolaylı olarak sağlığımızda etkiler.
Evet, burada çevreyi kirletmek insan sağlığına zarardır. Bunu ifade etmiş. İnsanlar çevre konusunda duyarsızlık gösteriyor. Bu da var. Çöp kutusu yerine yerlere atmışlar. Bu da var. Ancak çevre kirliliğini önlemek için eğitimle ilgili bir bilgi verilmemiş. Yedinci soru ile devam edelim. Bu metinde Nasreddin Hoca ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Nasreddin Hoca Türk kültüründe güldürücü özelliğiyle karşımıza çıkar. Kimi kaynaklar Akşehirli, kimi kaynaklar Sivrihisarlı olduğunu söyler. Nasreddin Hoca, Azerbaycan'da Molla Nasreddin, Çin'de Afandi olarak bilinir. Fıkralarında karşımıza kimi zaman köylü, imam, kayıkçı, kimi zaman da doktor, öğretmen, hakim olarak çıkar. Bindiği dalı kesmek, ipe un sermek gibi deyimleri dilimize kazandıran da Nasreddin Hoca fıkralar olmuştur. Nereli olduğunu kesin olarak bilinmedi. Evet, Akşehir'de mi, Sivrihisarlı mı olduğu bilinmiyor. Fıkralarının hala çok ilgi gördüğüne, burada bu metinde arkadaşlar dikkat edin, bu metinde öyle bir ifade yok. Başka ülkelerde farklı isimlerle tanındı. Burada Çin'de Afandi, Azerbaycan'da Molla Nasreddin denmiş. Bu da var. Bazı sözlerinin deyim olarak kullanıldığı, burada ipe un sermek gibi sözlerinin deyim olarak Türkçemize girdiği var. Olmayan B şıkkı. 8. soru. Bu metinden söz edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Benim gençlik kitapları yazmaya başlamamda Oktay Akbal'ın Düş Ekmeği adlı romanı etkili oldu. Bunları yazarken lise yıllarımı, kendi sıkıntılarımı, ailemle olan ilişkilerimi hatırlamaya çalıştım. Arkadaşlarımın lise çağındaki çocuklarını inceledim. İnceledim uzaktan. Gençlik kitabı yazmaya başladığımda çalıştığım yayın evine haber vermedim. Beceremezsem bırakabilmek için. Hangisi çıkarılamaz dediği için A şıkkına bakalım. Başka yazarlar takdir etmiştir. Burada Oktay Akbal'ın Düş Ekmeği adlı romanı etkili olmuş ama onun aynısını yapmamış, takdir etmemiş. Gençleri gözlemlemiş. Evet, arkadaşlarının lise çağındaki çocuklarını gözlemlemiş var. Anılarından yararlanmış. Evet, kendi çocukluk anılarından faydalanmış. Başarılı olacağından emin değil. Bunu nereden anlıyoruz? Beceremezsen bırakabilmek için ifadesinden anlıyoruz. Olmayan A şıkkıdır. Sayfa 31, 9. soru. Bu metinde alerji ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Alerji, yiyeceklerden havadaki toza kadar birçok maddeye insan vücudunun gösterdiği aşırı tepkilerdir. Kaşıntı, geniz akıntısı, hapşırık, deride kızarıklık gibi tepkiler bunlardan bazılarıdır. Tıp dünyası vücudun gösterdiği bu tepkilerin nedenlerini tam olarak bulamamıştır. Bu rahatsızlığı ortadan kaldıracak ilaçlar yoksa da etkisini hafifletecek ilaçlar vardır. Vücudu hassas kişilerde görüldüğüyle ilgili bir bilgi yok. Bu metne göre cevaplandıracağız arkadaşlar. Kendi düşüncelerimize göre değil. Vücudun gösterdiği tepkiler, evet burada vücudun gösterdiği aşırı tepkiler diyor, var. Farklı maddelerden kaynaklanan, evet burada kimisi tozda, kimisi yiyecek, kimisi de başka maddeler karşı alerjisi olabilir, bu da var. Tamamen tedavi edilemedi, en sonunda bunu da ifade etmiş olmayan A şıkkı. 10. soru, bu cümleden aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılır? Yağmur İstanbul'a garip bir kış serinliği getirdi. Burada yağmurun İstanbul'a garip bir kış serinliği getirdiği ifadesinden ne anlıyoruz? Yağmurun kışın yağdığı, böyle bir ifade yok. İstanbul'da kışların sert geçtiği, böyle bir genelleme yok. Yağmurun İstanbul'u serinlettiği bu ifade var. Kışın İstanbul'a kar yağdı. Karla ilgili bir bilgi yok. Cevabımız C şıkkı. 11. soru. Bu metinde anlatımı yapılan kişi hangisidir? Yaşlı adam bastonunu sıkıca tutarak oturuyordu muayene odasının girişindeki koltuklarda. Yanındaki torunu yaşlı adama kendisinin nasıl hissettiğini soruyordu sürekli. Bir ara hemşire odadan çıktı, sırada bekleyen hastalara göz attı. Hastane gittikçe kalabalıklaşıyordu. Tam bu sırada "Doktor bey, hastanız geldi" diye bir ses duydum. Beni çağırıyorlardı. Bu metinle anlatımı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de doktordur arkadaşlar.
12. soruya geçelim yan taraftan. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla söylenmiştir? Çoğu yazar 10 yaşından beri hikayeler yazıyorum zaten der. Ama benim öyle bir durumum yok. Ben ilk kitabımı yazdığımda tam olarak 28 yaşındaydım. Sizi yazmaya yönlendiren nedir? Böyle bir soru olamaz. Kitap yazmaya ne zaman başladınız? Evet, burada kitap yazmaya ne zaman başladığını, 28 yaşında başladığını ifade etmiş cevabımız B şıkkı. 13. soru. Bu cümlede söz edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenir? İlk resim sergisini 20 yaşındayken Mardin'de açtı. Birden fazla resim sergisi açmıştır. Evet, hangisi kesinlikle söylenir dediği için ilk resim sergisini 20 yaşındayken Mardin'de açtı. İlk resim sergisi dediği için demek ki bunun ikincisi, üçüncüleri de var ki ve 20 yaşındayken açmış. Birden fazla resim sergisi açmıştır. Bu olabilir. Hala Mardin'de yaşadı. Nerede yaşadığı ile ilgili bilgi yok. Resim dışında başka sanatlarda ilgisi yok. Buradaki ifadeden anlayamayız. Yaşandığı için resim yapmayı bırakmış. Bu da olmaz. Cevabımız A şıkkı. 14. Bu metinde anlatımı aşağıdaki kişilerden hangisi yapmaktadır? Müdür parmaklarının ucuna basarak gelmiş. Koltuğuna yerleşirken oturacağı yeri üflemişti. Oğuz onun yanında kaşları çatık, yüzü ciddi, hiç görmediği bir şeyi seyrediyormuş gibi bakıyordu. Selim'in sağ tarafına da Fatih gövdesine gittikçe gömülen incecik boynunu bükmüş, kaşlarını kaldırmış, pırıl pırıl gözleriyle etrafı gözetliyordu. Bu esnada Selim parmak kaldırarak gözlerime baktı. Öğretmenim diye hafifçe bana seslendi. Evet, bakıp seslendiği kişi öğretmen. Bu kişi de D şıkkı öğretmen. Sayfa 32, 15. soru. Bu metne göre arkadaşlarının Yasemin'i şef seçmek istemelerinin nedeni hangisi? Fırat, Yasemin ve Oya bir aşçılık kulübü kurarlar. Haftada bir kez Oya'nın evinde buluşmaya kararlaştırırlar. İlk toplantılarında pasta yapmaya karar verirler. Fırat ve Oya Yasemin'i şef seçerler. Yasemin, ben şef olmak istemiyorum. Niye benim şef olmamı istiyorsunuz ki? Deyince Oya, çünkü sen annene sık sık pasta yapıyorsun ve yemek yapma konusunda bizden iyisin derler. Başladığı işe kısa sürede bitirmesi değil, sorumluluk duygusunun gelişmesi değil, arkadaşlarına daha tecrübe olması. Arkadaşlarına daha tecrübeli olması, biz bunu annesiyle sık sık pasta yapması olarak anlayabiliriz. Cevabımız C şıkkı. 16. Gerçek arkadaşlar hatalarımızı dile getirmekten çekinmezler. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Dost başa düşman ayağa bakar. Dost acı söyler. Dost kara günde belli olur. Dost ile ye iç alışveriş yapma. Burada gerçek arkadaşlar hatalarımızı dile getirmekten çekinmezler. Yani bir yanlışımız, eksiğimiz varsa bunu samimi bir şekilde ifade ederler. Dost acı söyler. Cevabımız B şıkkı. 17. Hafta sonu çocukken de seyrettiğim Ormanın Şarkısı adlı tiyatro oyununu izledim. Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Hafta sonu çocukken de seyrettiğim Ormanın Şarkısı adlı tiyatro oyununu izledim. Oyunu daha önce seyretmiştir. Evet, çocukken de seyretmiş. Var. Konusu ormanların yok edilişi. Ormanın Şarkısı ismi var ama konusunun ne olduğunu bilemiyoruz. Oyunda eğlenceli şarkılar var. İçeriğini bilemiyoruz. Oyunu çok beğenmiştir. Bunu da bilemiyoruz. Cevabımız A şıkkı. 18. soru. Yıldızlar, gezegenler ve diğer tüm gök cisimleri binlerce yıldır insanlığın anlamaya çalıştığı en büyük gizemlerin başında geliyor. Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşabilir? Evet, burada hangisine ulaşabilir diyor. İnsanoğlu gök cisimleriyle ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Cevabımız D şıkkı. 19. Bu metne göre fotoğrafçılıkta önemli olan nokta hangisidir? Her mevsimin beraberinde getirdiği pek çok güzellikler vardır. Özellikle de fotoğrafçılığı sevenler için doğa farklı manzaralar sunar. Ama fotoğrafçıların dikkat etmesi gereken durumlar vardır. Yazın fotoğraf çekmek zordur çünkü ışık dik gelir. Kışın hava genelde kapalı olduğu için ya çok ışık vardır ya da hiç yoktur. Bu yüzden ışığın şiddeti ve acısı iyi ayarlanmalıdır.
Burada neye dikkat çekmiş arkadaşlar? Işığı iyi kullanmanın öneminden bahsetmiş. Sayfa 33, 20. soru. Müze kart ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk halkını müzelere buluşturmak için 2008 yılında müze kart projesini hayata geçirdi. Bu kart ile 7'den 70'e herkes Türkiye'deki 300 aşkın müze ve öğren yerini gezebiliyor. Müze kart müze ve öğren yerlerindeki satış noktalarından alınabilmektedir. Kimler faydalanabilir arkadaşlar? 7'den 70'e dediği için hangi amaçla çıkarıldığı müzeleri gezmek için var. Nereden alınacağı müze ve öğren yerlerindeki satış noktalarından ancak bunların kullanım süresi bildirilmemiş. 21. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Kayak, kar üzerinde batmadan kayarak gidebilmeyi sağlayan araçlara verilen isimdir. Kayaklar yası ve uçları kıvrak olarak tasarlanır. Böylece kara saplanıp kalmazlar. Kayarken dengeyi sağlamak, düşmemek ve istenen yere gitmek için iki uzun asa şeklinde olan baton kullanmak gerekir. Kayakçılar soğuktan etkilenmemek için kalın kıyafetler, gözlerinin beyazlıktan etkilenmemesi için özel bir gözlük kullanırlar. Kayakların uçları neden yassıdır? Burada kara batmaması için verilmiş. Kayak ne zaman spor dalı olmuştur? Böyle bir bilgi yok. Cevabımız B şıkkı. 22. soru. Ayçiçeği ile ilgili hangisinin cevabı yoktur? Ayçiçeği diyor herkes bana. Güneşe benzediğim ve yüzümü sürekli güneşe döndüğüm için güneş çiçeği gün döndü güne bakan diyenler de var. İnsanlar beni genellikle yağ üretme ve çekirdeklerim için yetiştirirler. Haziran ayında çiçek açarım. Haziran ve Temmuz aylarında tarlamda enfes bir manzara olur. Eylül ve Ekim aylarında hasat ederler beni. Neden farklı isim koymuşlar? Var. Niçin yetiştirilir? Yağ ve çekirdek için. Hangi bölgelerde ekilmektedir? Bununla ilgili bir bilgi yok. Ne zaman biçilir? Var. Cevabımız C şıkkı. 23. Bu metne göre yemek yemek üzere olan bir çocuğa aşağıdaki ifadelerin hangisinin söylenmesi uygundur? Çocukların yemesini istemediğimiz birçok besini onlar için çekici hale getirmek gerekir. Öncelikle çocukların küçük parçalara ayrılmış yemekleri daha kolay bitirebildiklerini bilelim. İştahla 4 köfte yiyen bir çocuk çok miktarda eti tabağında görseydi emin olun tabak gözünde büyürdü. Bu yüzden çocuklara yemek koyarken onların istediği miktara göre tabağı doldurmak beslenme sürecini daha da kolaylaştırır. Yemeğini bitince dışarı çıkmak ister misin? Olmaz. Büyümek istiyorsan yemeğini mutlaka bitirmesin. Olmaz. Vücudunun yemekteki vitaminlere ihtiyacı var. Bu da olmaz. Tabağına ne kadar yemek koymam istersin? Olur. Cevabımız D şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.